Easy, easy boy, easy boy, easy. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Come on. Ve kalkış başarılı. Birkaç şunu eline geçirsene. Kalkış başarılı. Kalkıyoruz. Çok hızlı gidiyor. Neden bu kadar hızlı gidiyor bilmiyorum. Ne kadar sessiz. Ana. Oh. Kaptan, ver gazı. Cam kenarı verdiler, iyi. Ya yok, ben video çekiyorum, sen devam et. Gidiyor mu? Fotoğraf mı? Çok bağırma da millet bağırmıyor çünkü. Çıkmıyor bana fotoğrafta ya. Allah. Bu altta görünen hemen Hatshepsut, Hatshepsut tapınağı. Onun arkasında Krallar Vadisi var. Bak, Krallar Vadisi'nin yolu orada azıcık gözüküyor. İstiyorum, merak et. Bir şey mi? Biraz daha doğrusu şöyle çok önemli. O tarafa doğru, orada bir şey. Şunun üstünden atlamamız yok mu ya? Dying, dying diye böylesek. Adam tarlanın ortasına indi ya. Mundar edecek bütün mahsulü. İnerken böyle yere yakın bir 30 metrelik falan bir halat atıyorlar. Yanlış yere indikleri zaman. 8-10 kişi işte alana doğru çekmeye çalışıyor balonu. Şu an biz de çekiyorlar. Yere çok yakınız. 8-10 kişi tuttu bizi çekiyor. Onlar da çekiyor. Şunları da çekiyor. Kimisi tarlaya indi. Kimisi biraz uzağa toprağa indi. Tarlasını bundar ediyorlar yani. Asfana yola çıkmadan önce şimdi geldik otelimize. Kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımız bu. Evet, bir de zeytin olaydıydı. Burası da kaldığımız yerin arka bahçesi. Şöyle. Şoförümüz bizi bekliyormuş, bakalım. Şimdi Nil'in karşısına geçeceğiz. Spreadge is my kanal. Şimdi Luxor'dan bir saatlik mesafede tapınağımıza vardık. Kaptanımız Mustafa ile beraber devam ediyoruz yola. Esna tapınağına geldik. Buranın girişi tam 150 öğrenci, 75. Biz 75 öğrenci kartları sağ olsun hallettik. Girişte yine birine yamandık işte, dedik kartımız yok, biz size nakit ödesek olur mu falan filan. Genelde 50 ile 100 arası işte bahşiş istiyorlar ya da komisyon. Şimdi 30'u hallettik. Şimdi 30'u hallettik. Ucuz kurtardık. Üf. Üf. Bu ne lan? Şu anın güzelliği şaka mı? Çok iyi. Burayla alakalı hemen iki kelime edeyim, iki cümle kurayım. Koçbaşlı Tanrı Kunum. Zaten tapınağında Kunum. Kunum diye okunuyor daha doğrusu. Onun adına yapılıyor. Üçüncü Tutmosis tarafından inşa edilmeye başlamış. Bu Koçbaşlı Tanrı'nın da işi Nil Nehri'nin kaynağının tanrısıymış. O kadar. Hala restore çalışmaları devam ediyor. Bu diğer tapınaklardan çok daha iyi ya. Değil mi? Şu renklere baksana. Üf ya. Şunların güzelliğini böyle gösterebilirim. Bir de daha tavana bakın ya. Tavan mükemmel.
Buradayı pamukları böyle ayıklıyor mu? Tam olarak ne yaptığını anlamadım ama. Çok ilginç bir yöntem. Oh. Wow, yumuşacık. Vallahi wow. Süper. Very good. Very good. Very soft. Bir de size şeyi göstereceğim. Şurada tapınakla yol arasındaki kot farkına bakın. Tapınak ne kadar derine gömülüymüş. 1900'lü yıllarda daha yeni, yani 100 yıl önceki gün yüzüne çıkartılmış. Sadece çatısı dışındaymış herhalde. Baksanıza ne kadar kot farkı var. Vallahi güzel ya. Bu çoğundan daha güzel, daha canlı. İkinci durağımız olan Edfu Tapınağı'na yaklaşıyoruz. Şimdi yolda dikkatimi çeken iki şey oldu. Birincisi, o kadar çok kasis var ki 500 metrede bir falan böyle kasis yapmışlar. Bak şekil ha. Yani ya tümsek ya çukur. Hani insanları yavaşlatmak için böyle yol yöntem bulmuşlar. Bir de yolda çevirme noktaları var, kontrol noktaları, yani polis noktaları. Arabalara bakıyorlar, eğer içinde turist varsa sürücüden bahşiş istiyorlarmış. Birkaç tane polis noktası geçtik. Dua ede de geçiyoruz, bizi görmesinler, tanımasınlar falan diye böyle. Neyse ki kimse durdurmadı. Ama şu kasislerde dur kalk yapmaktan midemiz alt üst oldu. Şunların büyüklüğüne baksana. Daha konuşurken bile 3 tane mi 4 tane mi de kasis geçtik. Buradan geçiyoruz galiba, evet. İkinci durağımız Edfu Tapınağı. Edfu Horus Tanrısı'nın eski ismiymiş. Şimdi Horus Tanrısı ne diyeceksiniz? Horus Tanrısı şu karşıda gözüken şahinler. Lüks çok... oradaki tapınağa benziyor. Hepsi birbirine benziyor, evet. Hepsinin yani şeyi aynı. Aynısı büyüklüğü. Şu an hareketler bile aynı aslında. Çizimler de aynı ama sanırım tanrılar farklı. Tanrılar farklı. Bunu Horus'a adamışlar. Horus işte bu şahin kafalı insan. Şahin kafalı insan. Ya da tamamen şahin olan işte tanrı. Bunun görevi de korumak, kollamak. Hatta belki görmüşsünüzdür illa ki Horus'un gözü. Böyle çok şekil, cool bir göz simgesi var. Şuraya bir yere koyarım ben şimdi. O işte bu Şahin'in gözü. Bizdeki şey gibi değil mi? Allah korusun yazıp nazar boncuğu koymak gibi, gibi bir şey. Gibi ama ona sembol... Gerçi sayılır ya, doğru. Evet, yani aynı anlama şey işte, çıkıyor. Evet, o da sembol olarak. Kollasın aynen. Diye o gözü koyuyorlar, doğru, evet. Bu kardeşimiz işte, bir de şu kardeşimiz. Bir de yanlış okumadıysam bir yerde... Tıkları göstereceğiz. Nerede? Ben bendeydim. Al seni göster. Gösterdik ya, ama o bende. Uf. Ya buralar var ya, bu şehir içlerindeki tapınaklara 10 basar ben size öyle diyeyim. Hem turist yok, hem daha güzel korunmuş. Buralar çok uzak, buraya gelmek çok zor diye tek sıkıntısı. Turistler gelemiyor. Evet, tek sıkıntısı yani, en azından turlar herhalde çok gelmiyorlar. Evet, evet. Aha. Uzak çünkü. Buraya maliyeti uzak artıyor. Giriş fiyatı normalde kişi başı 300'dü, 450'ye çekmişler. 450 mi öyle bir şey? 450 yükselmiş. Şöyle çekler ki silmişler oraya, yeni fiyat yapmışlar. Öğrenci fiyatı da artmış yani. Tabii ki. Yani iki katı olmuş. Biz 150 ödeyeceğiz sanarken. Ne kadar ödedik? 230 ödedik. Kişi başı 230 ödedik. Yani 660. Gene kapıda birilerine yamandık. Bir tane genç çocuk sağ olsun yardım etti bize. Ama büyük dükkan sahibiymiş. Şey değil mi? Bak, güneye gittikçe insanların daha, terleri koyulaşmaya başlıyor. Hem daha ılımlı oluyorlar hem de daha dediğim evet, gibi. Biraz daha tatlılaştılar terleri yani. Terleri koyulaşıyor. Oo. Gel gel, hiç durma, gel gel. Videoyu içeri kadar çekelim. Gel tutalım. Tamam, sonra inceleyeyim o zaman. Evet evet, şu videoyu bitirelim. Bir ışık da koymamışlar. İyi az yapmışlar. Bir ışık koymuşlar ama çok güzel olmuş. Bak, bak şuraya bir azıcık bir ışık koymuşlar. Evet evet. Okuduğum kadarıyla burada gerçek bir Horus heykeli varmış. Bir orijinal, hiç bozulmamış. Onu tabii kim götürmüş sence? Tahmin et. Kim götürmüş? British Museum'e götürmüş. Her şey adamların hiçbir tarihi yok. Ne var ne yok dızlayıp bütün ülkelerden kendi müzelerine götürmüşler. Ben orijinalini şuraya bir yere koyarım bulabilirsem.
Büyük ihtimal bunun orijinali diye okudum ama... Bu o zaman değilim. İmitasyon. Hı-hı. Evet. Belli zaten ya sanırım. Üf ya şu şeyleri... Tahta zaten üstüne yapmışlar ya. İmitasyon evet. Hadi şimdi biraz gezelim, güzel yerleri size gösteririz. Ana salonunun etrafında neredeyse 10-12 tane küçük böyle odalar var. Hepsinin duvarları alabildiğince yazı, alabildiğince çizim. Şimdi o kadar çok çizim, o kadar çok tanrı, o kadar çok hani hieroglifteki yazılar o kadar çeşitli ki bu Mısır için yeni bir bilim dalı üretmişler. İsmi de Egyptoloji. Hani Mısır bilimi. Sırf bunun için bir bilim dalı var. Yalan değil, sallamıyorum. Tabii ki ya. Mesela belgesellerde anlatan zaten evet, bilim insanları direkt Egyptologist diye geçiyor. Yani Mısır bilimcisi. Şu çok ilgimizi çekti. Bir sürü aynı çeşit çizimler görmüştük ama burada... Bunlar farklı. Böyle ilk defa yakın hani temas kuran, sarılan, ne bileyim duygu ifade eden bir evet, çizim görüyoruz. Evet, birbirlerine bakıyorlar, sanki gülümsüyorlar, sarılmışlar. Yani diğerlerinde evet, yani en fazla farklı. Sanki el ele tutuşanları gördüm. En fazla şu bak, el kaldırıyor. Onlar arka arkaya dizilmiş. Yani bu... Ama şu ama çok ilginç. Sadece burada var bak. Bak burada da orada bir kanka sarılmıyor. Yapmış konusunu. Evet. Sarılmıyor. Yani ilginç. Bir de şuradaki kabartmalar dışa doğru. Genelde evet. Hep içe doğru kabartma gördük. Hani hieroglifler. Yani daha çok kazıntı şeklinde bunlar. Üç boyutlu evet. Gibi. Yani sanki dışarı doğru kazmışlar. Ya da... Aynen. Burayı kazmışlar sanki. Evet. Çok acayip ya. Yani... Ve çok çeşitli. Hani şunlar mesela gibi. Şu bakar mısın bak bunlar hiçbiri diğer temple'larda yoktu. Bu çok farklı bir dil gibi görünüyor şu an. Abi buralara gelmeniz lazım ya, tavsiye ederim. Edfu, Esna, Komombo. Şimdi Komombo'ya da gideceğiz. Tabii burada da yine lotus çiçekleri var. Evet. Ölümden sonraki yaşamı temsil ediyor bunlar Mısır tarihinde. Yani o zaman buralarda mezarlar mı vardı Hakan? Sen araştırmıştın. Burası işte mezar. Ya çünkü tüm mezarlarda, tüm tapınaklarda evet. Bu lotus çiçekleri genelde var. Bu tapınağın ikinci katına çıkan bir merdiven var. Ve şu merdiven boşluğundaki çizimlere bakın. Kafayı yiyeceğiz ya. Gerçekten kafayı yiyeceğiz. Burada şeker kamışları var. Şeker fabrikası varmış hemen arkada. Vallahi yüzlerce traktör var. Hepsi böyle bekliyor fabrikaya gitmek için. Neredeyse 1 kilometre falan uzunluğunda bir kuyruk vardı. Burası Komombo. Tapınağa yaklaştık. Kaptanımız Mustafa kaptanımla beraber sağ salim 3. tapınağımıza geliyoruz. Açın yolu. Şimdi 3. durağımız Komombo tapınağındayız. Buraya giriş tam 360 pound. Öğrenci 180 yarısı. Sağ olsun bir arkadaşım bana öğrenci kartını verdi. Onunla çatı çatırı giriyoruz. Gerçi çatı çatırı giremiyoruz son zaman tapınaklara ama. Çatı çatırı giremiyoruz. Evet. Kavga ederek giriyoruz aslında birazcık. Şimdi Seyda'nın sonun başında geleni anlatsın. Az önce de şey oldu şimdi. Adam dedi de biz bilet ofise gittik. Dedi keşfedememiz gerekiyor. Hani bizim kartımız yok falan. Dedi ben öderim ama hani kart komisyon kesiyor diye ayak yapıyor. Ya bu genelde değil mi? Bunu duyduk yani. Kart komisyon kesiyor. Hatta bir şey bile dedi daha önce başka bir temple'da. Benim kartım dolar. Dolar kesecek. Bana dolar vereceksin falan dedi. Saçma sapan yalanlar.
Ondan sonra bu da işte dedi ki kartım kesiyor. Totalde işte 360 pound alması gerekiyor iki öğrenciden. 500 istedi. Biz dedim ki sana hoyt istedim ya. Hayır, öyle yapan adama zaten ben para kaptırmam, vermem dedim. Ben lokallere soracağım o zaman. İndirim yapıyor musun? 400'e tamam diyor musun? Demiyor musun? Yok dedi. İyi dedim, ben de lokallere soracağım. Sonra topluca kadın sürüsü geliyordu, tamam mı böyle? Onlar Rumi'nin kenarına şuraya, aynen pişmeye gelmişler. Çoluk çocuk böyle görsen. Allah, böyle hepsi böyle etrafımda doluştu. Ondan sonra derdimi anlatmaya çalışıyorum. İngilizce bilmiyorlar falan. En son anladılar yani. Yarım Arapça, yarım İngilizce, yarım Türkçe bir şeyler. Sonra işte biri çıkardı. Kartını değdi. Olmadı onun kartı. Vize lazımmış. Sonra öbürü dolar bozduracağız zannetmiş. Anlamamış. Tüm bambaşka bir şey anlamış. Neyse o çıkardı. Kartı şey yaptı falan. 400'ü o zaman kadına verdi. Adamın gözü önünde gözünü soka soka kabul etmedi ya 400'ü. Kadın da sevindi. Biz de sevindik. Ama kızlar çok tatlıydı ya. Ya şey, hiçbir şey bilmiyor, anlamamalarına rağmen yardımcı olmak istediler. Hepsi durdu yani orada, evet. Ne yapabiliriz diye. Ha, 7'den 70'e ya cümbür cümbür var. Böyle 20 kişi falan varlardı herhalde. Almışlar pastaları, börekleri, çörekleri. Hatta şimdi dedik peşlerinden gidelim. Bir tur da yemek yiyelim falan diye düşündük ama bizim şoför abi Mustafa Kaptan bekler bizi. Ya muhtemelen direkt yanlarına gitsek zaten direkt sofraya çağıracaklar eminim. Şimdi tapınağa gelirsek. Çok güzel güneş. Tapınak. İki tane tanrıya adanmış. Şimdi diğer tapınaklardan farklı olarak, yani diğer tapınaklar hep bir tanrıya adanmış. Bu iki tanrıya adanmış. Birisi timsah tanrı Sobek. Birisi de Horus'un büyümüş hali. Şimdi tam adını hatırlamıyorum da işte yaşlı Horus diyorlarmış ona da. Niyeyse böyle ikisini adamışlar. Bu timsah tanrıya da adamalarının sebebi aşkım, Nil'deki timsah, yani o zamanlar Nil'de aşırı fazla timsah varmış ve sürekli birilerini hani yiyormuş, timsahları kapıyormuş. Bunlar da çok korkuyormuş. Düşünmüşler ki biz buna taparsak bu bize saldırmaz diyerekten bir tane timsah tanrı yaratmışlar. İsmi de Sobek. Ha, işe yaramış mı yaramamış mı onu ısını bilemem. Ama buranın girişi biraz pahalı ya. Ben de diyordum bu fiyat niye bu kadar pahalı? Meğersem burada mumya müzesi de varmış. Ve fiyata dahilmiş, bilet fiyatına. Şimdi yazıda yazdığına göre işte bu Mısırlılar timsahlardan korktuğu için timsahlara taparsak bize bir şey yapmazlar diye düşünmüşler. Ve timsah tanrı yaratmışlar. Timsahların da o timsah tanrının yansıması olduğunu düşünerek onları mumyalamışlar. Öyle işte mezara gömmüşler falan. Bunlar da işte bugüne kadar ulaşmış 2000 yıllık belki 3000 yıllık mumyalar, timsah mumyaları. Son tapınağımızdan da çıktık. Şimdi Asfan'a gidiyoruz, hostelimize. Bir saat falan var. Bir saatlik yolumuz kaldı. Kaptanımız Mustafa'yla güzel bir yolculuk geçiriyoruz. Bir de acıktık biraz da, değil mi? Sanki bir yemek de yiyelim. Yani şimdi ben ne kadar midem bulanacak onu düşünüyorum. Çok fazla kasis var ya. Uf. Neyse, hadi. Sonunda Asfan'la hostelimize geldik. Her kadın kendine özel böyle ortak bir mutfağı var. Ortak bir tuvaleti var. Tuvalet çok temiz. Seda şu an içeride. Bir kirletiyor. Burası da kalacağımız tatlı şirin odamız. Geceli 7 dolar Sedan dediğine göre gayet iyi ama tek dezavantajı merkezden uzak olması. Gayet güzel. Şimdi pound'umuz bitiyor. Bizim bir çarşıya gidip pound bozdurmamız lazım ama çok yorgunuz. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Uf. Yapacağız bakalım bir şeyler. Bir yerleşelim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Bir kendimize gelelim.